Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuz arkadaşlar. 24 Ağustos 2023'te Night Online'a gelen güncelleme notlarıyla karşınızdayım. Güncelleme notlarında neler değişti? Özellikle yeni sunucuda oynayanları ilgilendiren değişiklikler var. Acaba bir yeni sunucu mu geliyor diye de bir e, konuşma pompalaması veya e, hurafe dolaşmaya da başladı forumlarda. Niye? Çünkü yeni sunucuların bu kadar hızlı ilerlemesi acaba olası bir Driyats birleşimi de olabilir mi? Yeni sunuculardan işte oyuncusu düşenlerle Driyats'ın durumunu zaten e, oynayanlar veya eski oynayanlar biliyor. Driyats da şu an bir oyuncu kalmış durumda değil. Eskiye nazaran söylüyorum bunu dipnot tırnak içinde. Böyle dediğim zaman niye kötülüyor lan sorumlu bir sürü adam var diyenler çıkıyor hemen. O manada değil arkadaşlar. Bundan bir sene önce Driyats'ın ya da Altar Vega Sirius'ken ki haliyle geldiğimiz noktadaki halini Herkes biliyor. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Öyle ki artı 3 takıların bile fiyatlarının nerede olduğu belli. Dolayısıyla daha önceki yeni sunucular birleşimden sonra iyice dibi görmüşken acaba bir birleşimde gelir mi diye bir söylenti çıkmış durumda. Tabi bunların hepsi zaman içerisinde görülecek şeyler. Yani şu an buradan sadece duyuru notlarını okuyacağım ben. Yine ileride bir değişiklik görürsek bunları dipnot geçeriz. Gelelim güncelleme notlarına dostlar. Şöyle hemen ekrana vereyim. 24 Ağustos 2023 güncellemesinde. Oyunda coin etkinliği başlamış arkadaşlar. Bunları göstereceğim kısa, kısa Daha önce oynayanlar biliyor zaten. Belli görevleri yaparak coin toplayıp belli ödülleri alabiliyorsunuz. NPC aset üzerinden satılan special defense scroll eşyaları oyuna eklenmiş. Bunları daha önce geri dönüş etkinliği, logosun çağrısı vesairede de vermişlerdi. Ben de Diez'de oraya atsa e, bankada kakılı kullanmıyorum. 30 milyon karşılığında alabilecekmişiz. NPC asetten 50 milyon karşılığında alacağımız Minerva satışı başlamış. Prayer of Prest eşyası yine azet üzerinden satışa sunulmuş. Prestlerin %55 atak seyircisi sadece Prest için. O da 30 milyondan satılıyormuş. Ee, yenilenmiş Ultima zindanı var. Etkinliklerden yine oyun içine eklenen şu an 4 haftalık. En önemli değişiklik benim... E, gördüğüm bu güncellemede yeni sunucularda hatta ilk başta söylediğim işte bu muhabbetlere dedikodulara sebep olan güncelleme eski bir frost etkinliği yeni sunucularda aktif hale getirilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi eski bir frost ne onu ilk olarak hani bilmeyenler varsa dipnot geçeyim. Eski bir frost dediği arkadaşlar normal e, fragmetleri toplayabileceğimiz yani Gullit Dondur, Vrash'tır, bunları toplayabileceğimiz düz artı bir item atan fragmentleri toplayabileceğimiz e, bir frost oluyor. Hani bunun Eski sunucularda yani RSTS gibi sunucularda olanında dark fragment türlerini toplayıp eski serverlarda +5 itemleri alabiliyorken bu yeni sunucularda şu an normal eski bir Frost olarak eklenmiş. Ama yeni sunucuların yeni adı üstünde yeni olduğunu düşünürsek yani bilmiyorum ben şimdi ilk söylemlere bakarak bunu söylüyorum arkadaşlar yanlış anlamayın ama işte taş sopa vesaire derken 10 ayda bu kadar hızlı gitmesi bana göre çok normal değil. Oynayanlara göre belki geç kalın daha Krovaz bile gelmeliydi. Hatta ne Krovazı lan UTC aşmalıydı falan diyenler de olabilir. E, bilmiyorum bunun yorumunu oynayanlar yaparsa, aktif oynayanlar yaparsa. Hani ben 20 sene oynayıp da ara verdikten sonra şimdi gelip birisi de diyor lan oynamadığın oyun hakkında ne yorum yapıyorsun diye. 20 sene oynadım kardeşim. Eski halini de biliyorum. Daha iyi hallerini de bildiğim için daha iyiye gitsin diye biz öz eleştiri yapıyoruz. Bunu yanlış anlayanlar için de dipnot vereyim. Durum bu. Bir Frost gelmiş arkadaşlar. Eski bir Frost gelmiş yeni sunucularda iyi mi olur kötü mü olur. Yani yeni bir Frost'un yeni sunuculardaki etkisi ne olur? Bunu ee, kışa daha net görürüz ama şöyle bir gerçek var ki bu yeni sunucularda eski bir Frost etkinliğinin olması eski sunucuların hani kışa doğru normalde oyuncu artışı olur vesaire beklentiler her sene aynı muhabbet oluyor. Yazın oyun tenhalaşır, kışın kalabalıklaşır ama bu yeni sunuculardaki eski bir Frost'un aktif olmasından sonra ee, yine işte eski sunucusundaki karakterine ara veren yeni sunucuda para için oynayan oyuncu bir süre daha ara verir mi eski sunucusuna? bile böyle bir durum var. Yani eski sunucular biraz daha e, sakin kalabilir gibi bu Bifrost'tan sonra. Yeni sunucularda Ronarkland bölgesinde Pride, Glutton ve Wretch yaratık grubu bulunmaktadır denmiş. Pa e, parti penceresindeki komut beceri etkinleştirme düğmesinin çalışmaması sorun düzeltilmiş. Yakın dövüş becerileri tarafından hedeflenmeyen yaratıkların öldükten sonra kutunun düşmesinin gecikmesine neden olan sorun düzeltildi denmiş. Abi e, şimdi biz farklı oyunda oynadığımız için... Hani bu tarz şeyleri artık biz e, tamamen atlattık diyebilirim ama mesela Knight'da hala en büyük problemlerden biri benim kendi e, oyun tarzımla. Peri kullananı söylemiyorum. Peri kullanan, pet kullanan zaten takılmaz bu durumlara ama peri kullanmayıp pet kullanmayıp eliyle kutu alan adam için özellikle böyle DTC gibi mobların uyuz yüz düşüp de kutusunun yani 10 saniye sonra açılması ya da açmaya çalışmak gerçekten oyuncuyu yavaşlatan hareketler. Yani bunların temelli değişmesi artık oyun 20 yaşında 21 yaşına geldi neredeyse değişmesi gerekiyor. Kutuların öyle geç düşmesi bilmiyorum çok sağlıklı bir olay değildi. Bu artık hepsini mi kapsıyor? Neyi kapsıyor tam bilmiyorum ama DTCLer için böyle ağır düşen moblar için geçerliyse iyi bir ilerleme olmuş diyebilirim. Sabnok yaratığının silahı değiştirilmiştir diyor. Sabnok yaratığının görsel düzenleme demiş ama görseli yok. 19. yıl etkinlikleri sona ermiş. Twisted Moro'dan sona ermiş. 1 artı 1 sona ermiş. Günceleme notları bu şekilde. Coin etkinliği bilmeyen varsa kısaca şöyle hızlıca göstereyim. Ee, event penceresi artık bilmeyen yok bunu. Pusun yanında tıklayıp açıyorsunuz. Günlük yaptığınız görevler karşılığı günde 4 puan 5 puan parayla alırsanız toplayıp işte puanlara göre ödüller alıyorsunuz. Bir tane kadar etkinlik kim ne toplar ne alırsa kendinin tercihi. Diğer e, ultima zindanı ise şu an az, açıkta hatta şu an 3 dakika küsur saniye gösteriyor bakın şöyle göstereyim tekrar. Ultima zindanı açık diyor. Ultima zindanı. E, açılmış. Ultima zindanında durum neymiş? Hatta buna da ben bir e, tıklayayım. B bakayım giriş sağlıyor mu? Ultima zindanına şu an giremiyoruz. Neymiş? Detaylarına bakayım abi. E, bilmediğim bir zindan olduğu için zindana giriş yapabilmek için 80 ve üzeri olması lazımmış. E tamam, zaten öyle. Etkinlik kaydınızı iptal etmek için açılan geri sayım penceresinde cancel butonuna basın diyor. Ben Apple dediğim halde beni almıyor lan. Şu an etkinlikte mi sorun var bilmiyor ama tıklıyorum almıyor. Neyse. Ultima Zindan'ı bir proses haritasını işgal etmiş. Ultima'nın inine girmeye hazır olun demiş. E, saat 10'da ve 21.30'da giriş yapabilirsiniz demiş. Giriş yapmak için ekranda belirlen kayıt penceresine